Merakeşen hoş geldiniz. Bugün hep beraber kombuça çayının hazırlanışını yapacağız. Evet. Arkasından da en son videonun sonunda da bu kombuça çayının faydalarından bahsedeceğiz. Hazırlıktan sonra. Evet. Ama ilk önce bunu hazırlarken 79 gram şeker, yani 80 gram şeker, 20 kaşığı siyah çay, bir de 1 litre kaynamış su. Evet. İlk önce hafa, tabii yanında da bir şişe ve bu kombuça ihtiyaç. Scooby. Scooby. İçinde aynı ananas parçası olur ya, yuvarlak. Aynı pamuk maket. Aynen. Onun gibi bir sıvı var. İlk önce şekerle. Şeker. Ve çayımızı ilave ettik. Bunlar kombuçanın aynı yediği, kullandığı ürün gibi oluyor yani. Bundan besleniyor değil mi? Bundan besleniyor. Üzerine hafif bir litre suyumuzu ilave ediyoruz. Arkadaşlar şekeri bir çözdürüyoruz. Şimdi bu suyun soğumasını bekleyeceğiz. Tamam. Soğuduktan sonra devamını size göstereceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, bu çaylı şekerli suyumuz ılıdı biraz. Soğudu yani. Şimdi bunu yapalım. Bak, süzekli bir tane aparatımız var. Tamam. Bunu da bunun içine dökeceğiz. İnşallah dökmeyiz. Dökmez derken biraz döküldü. Yapacak bir şey yok. Tamam. Şurayı silelim, devam edelim hemen. Tamam. Arkadaşlar suyumuzu içine ilave ettik. Bu oda sıcaklığına bekleyecek. Tamam. Bak şu kombuça çayımız. Bunu üstten keseceğiz. Bakalım nasıl. Buna da içinde iki tane poşet var galiba. Evet. Aynen. İki tane poşet var. Tamam. Tamam. Şöyle içine dökelim yavaş yavaş. Hop, bir jel gibi düştü içten çürüttü ya. O iki tane var bebi. O zaman bir tane çocuk o. Bilmiyorum. Ellemeyelim. Tamam. Heh, şimdi üzerine bir örtü. Bunu da afa lastikle şöyle bağlıyoruz. Bu şimdi oda sıcaklığında bekleyecek. Kaç gün bekliyor afa? 2 hafta sonra we are try beraber, tamam? Aynen. 2 haftada ara sırada videosunu çekeriz. Bakalım nasıl bir gelişim sağlayacak. Ondan sonra suyunu içeceğiz. Evet. Sen içersin. Beraber. İnşallah, bakalım. Tamam. O zaman görüşmek üzere.
Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Kombuça çayımız en sonunda bitti. Yani şimdi bilmiyorum biz bunu nasıl içeceğiz. Çünkü böyle bir jelimsi bir kıvamda o kombuça çayı, böyle şöyle gibi vıcır vıcır. O mantar. Mantar işte, aynen. Ya bunun acayip derecede faydaları varmış işte. Kansere ve benzeri şeylere acayip faydası varmış. Antibakteriyel, antioksidan. Çok sağlıklı. Anladım. Ne var daha içinde? Karanfil var. Yıldız anason. Yıldız anason, böyle yıldız şeklinde böyle kuru tarçın. Siyah bir şey. Tarçın, bir de karanfil. Karanfil bal. Ben bunu nasıl içeceğim şimdi ya? Ama mis gibi oluyor. Sen hiç içtin mi hayatında? Yıl deva. O zaman iç. Bismillahirrahmanirrahim. Sağlıklı tez. Ekşi, tatlı, sonra tarçın kokuyor var. Arkadaşlar yemin ediyorum tadı nasıl biliyor musunuz? Limon, nane, limon. Ha evet evet. Nane, limon yani net. Net. Nane, limon bak net. Evet yani, aynen o gibi. Ben korktum o jölemsi kıvamdan ama tadı net nane, limon. Böyle bir de nane, limonun içine tarçın marçın attığın zaman da o tadı verir ya, öyle bir şey. Aynen aynen. Kokusu da öyle. Ama içine limon yok, nane yok. Ama ne kadar içmemiz lazım bundan? Hiçbir sıkıntı yok. Hayır, her gün mü içmemiz lazım? Yok. Bir ayda bir mi, iki ayda bir mi? Üç hafta bir kez kalmam. Ya arkadaşlar bu kombuça çayı alıp işte usulüne göre sakladığınız zaman bunu çoğaltabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, bir şişeden yapıyorsunuz. Üstünde bir katman da oluşuyor. Devam ediyorsunuz. O katman alıp başka bir kaba koyup onu da çoğaltabiliyorsunuz. Her zaman içebilirsiniz yani. Hatta eş dost akrabanıza veya tanımadığınız kişiye de o kombuça çayları satabilirsiniz. Fiyatları da güzel. Fiyat çok pahalı buraya. Evet. Endonezya'da ucuz, burada pahalı. Yani şöyle diyeyim, bir kombuça çayda 45 günde bir ay dedim yani 15 günde bir ayda falan iki tane kombuça çay çıkartıp birini satıp diğerini içmeye devam edebilirsiniz. Yani bereketli bir şey. Arkadaşlar dediğim gibi tadı limona benziyor. İçindeki o karanfilin kokusu, tarçının kokusu da geliyor. Yani güzel. İçerken korkmanıza gerek yok. Gerçekten çok sağlıklı. Çok sağlıklı. Sen bilirsin yani karışır ile meyve olabilir. He, meyveyle karıştırabiliyoruz. Çilek, mango sıkıntı yok. Mangodan bıktım ya. Affe şimdi şey yapıyor arkadaşlar. Böyle mangodan bir meyve suyu yapıyor, içiyor. Böyle bir su. Avokado. Avokado pardon ya. Avokado. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Normalde ben avokadoya birkaç kez böyle tadına baktım. Hiç hoşuma gitmemişti. Ama işte içine o şeker, süt, avokadoyu koyup böyle bir sütlü avokado yapıyor. Çok mükemmel güzel. Oluyor. Gerçekten mükemmel oluyor. Endonezya'da çok var satılıklar. Olmalı. Meyve ile süt, sonra blender, sonra satılık. 15 TL, 20 TL. Bizde de var da genelde buralarda bulamayız. Arkadaşlar lafı daha fazla uzatmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Böyle sağlıklı şeylerden tüketmeyi unutmayın. Bye bye arkadaşlar. Bye bye. Don't forget to like, subscribe and comment. Bye bye.